Sadece su mu içecektik ya? İçecek de sormadı. Sormadı mı? Hiçbir şey yok. Sormadı, yemek geç geldi, peşinden salata geç geldi. Yemek tartışma olunca yemek geç gelmedi yani. İçeceğiz, bekledik. Su içer misiniz diye sordum, ekstra içecek içer misiniz diye belirtmedim. Su içmek isteyenlere sularını verdim zaten. Zuhal Hanım, o kadar çok eksik var ki masada. Yani hangi biriyle takılacağımı artık bilmiyorum. Öyle çünkü mi? Ben mimlendim. Yani baştan sunuyorum, en baştan beri kıl 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 dedim. Çıktı şansıma, çok özür dilerim, bunu son defa dillendiriyorum. Hani bir şey gelirken söylüyorum, sonuç olduğu zaman hak veriliyor. Başka ne eksik var masada? Yani düzeninden tutun yemek lezzetlerine kadar, sunuma kadar, bardaklara kadar, bize işte ikram etmediği içeceğe kadar bir sürü şey. Ben şu an içecek istemeye korkuyorum mesela. Ya korkun iki kere bence söyledim, de. Üçüncü. Gerçekten. İstiyorum ama gerçekten. Birisi... Çünkü gerçekten saygısızlık yaptı bugün benim. Ben gerçekten misafirperverliğe çok önem veren bir insanım. Çok misafirperversiniz. Sabahtan beri siz benim masama çok saygısızlık yaptınız. Ben gerçekten bu yarışmada bu kadar tabak iten, bu kadar çöp gibi masayı kullanan aldınız, bir yarışmacı görmedim. Aldınız gittiniz sabahında bana saygısızlığı. Ben size şu an susarak saygımı devam ettiriyorum. İnşallah Allah'tan kendi gününüzde yargıladığınız şeylerle sınanmazsınız inşallah. Bence siz mimli geleceğiniz için seniz kadar konuşabilirsiniz benim günümde. Herkes konuşabilir hatta. Ya tabii ki ben demin de söyledim. Masadaki hal ve hareketlerimiz dikkat etmek zorundayız. Yarışmacının da yarışmasına tercihine sahip duymak zorundayız. Ve fakat şimdi gene oraya takılacağım. Biz neden önünde dursun diyoruz yarışmacının tabağı? Evet. Çünkü tabağa bakıyor. Orada belki bir şey var. Belki İrem bir şey. Hanım masada şeyler kaldı. Yemekler ki? Kaldı. Zuhal Hanım. Alacağım. Başladınız. Ama şimdi yemeği mesela göstererek de anlatıyorlar ya yorum yaparken. Götürürken İremci. Bile dedim ki ben dedim yorumlamadım. Burada kalsın. Hani bana şunu yapabilirdi. Önüne çek. Ben yine o kokuya rağmen çek edebilirdim. Ben size zaten peçete konusunda 2-3 kere uyardım. Daha fazla uzatmak istemedim. Peçeteden bahsetmiyoruz. Ana yemekten bahsediyoruz İrem Hanım güncel. Bence özür dilerim. Peçeteyi masanın köşesinde falan. Sadece koydunuz, sabah ettiniz, ben ne anlayayım? Tabağı izmek yani. Değildi, sadece kokudan rahatsız olduğumu en başta söyledim ve kenara çektim, alıp götürdünüz. Bence yani İrem Hanım çok sakin davranıyor. Ben olsaydım çılgına dönerdim. Sercan Bey, size yancısınız. Hayırdır, yancı değilim. Hayır, çok sürekli. Boş yapıyorsunuz şu an. Siz boş yapmayın. Hayır, boş yapıyorsunuz. Siz boş yapmayın, yani ben boş yapıyorsam. Yani. Tamam. Buraya yemek yemeye geldik. Tabii karnımız doymadı ama özüm, yapacak bir şey yok yani. Özüm kültürümü bozmak istemiyorum. Size de öyle, siz de böyle istemiyorum. Buraya yemek yemeye geldik yani. Valla siz çok politikacısınız. Boş muhabbetlere gelmedik yani. Sercan Bey, çok politikacısınız. Ben hayatım boyunca kadar ne alttan ne üstten bu adam görmedim. Bak o kadar yarışmaya girdim. O kadar yarışmaya girdim. Keşke siz de girseydiniz de başarısız olsaydınız. Siz kaç taneye girdiniz? Hiçbirine girmedim. O zaman? Girmedim. O zaman? Girmek zorunda mıyım? Bir insanın başarılı olup olmaması girdiği yarışmalarla ölçülmez hanımefendi. Sonuçlarla da ölçülmez, tamam mı? Çünkü kamera karşısında yarışıyorsun ve ilk defa yarışıyorsun. Ben 20 tane, yarışmaya girseydim. Bak ben konuşalım. Sadece tek bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi küçük mutfağında yapıyorsun, ne bileyim kaç kişiyi çıkartıyorsun ya. Biz bu yarışmadaki MasterChef'i ayrı tutuyorum, o daha büyük bir kitle. Ben burada kameraya karşı yarıştım. Ben orada yarışmacılara karşı yarıştım. Ben orada izleyiciye karşı yarıştım ve zamana karşı yarıştım. Ben bunlara karşı yarıştığım için illaki hataları oldu. İşte onların sonuçlarına göre de kimsenin başarılı olup olmadığı etkilenmiyor ya da şey ölçülmüyor. Kazananlar ne oluyor peki? Peki kazananlar çok ayrı. O an günüdür. Yani? O an günüdür. Bak ultra bugün başarı mı olmuş sen ultra başarı yani? Olmuyor. Çünkü başarı sadece mı oluyor yani? Zuhal Topal'ın söylediği gibi, Zuhal Topal Hanım'ın söylediği gibi stres yönetiminde benden başarılıdır. Ama kimse söylediğimde hitap etmez de kolay.